Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kurum kurum yeni zamlı maaşları sizlere sunmaya devam ediyoruz. Birçok kurumun yeni zamlı maaşlarını videolaştırdık arkadaşlar. Kanalda vardır. Sağlık Bakanlığı olsun, Gençlik ve Spor Bakanlığı olsun, Azalt Bakanlığı olsun, Milliyetin Bakanlığı olsun. Hepsi kanalda var. Bilginiz olsun. Bu videoda da Çağlar kardeşimizin bütün işleri yeni zamlı 2023 maaşları için önemli kısa bir duyurusunu yayınlayacağız. Bilgilendirme arkadaşlar. 1 Ocak 2023 itibariyle en düşük günlük brüt YMM 333.60 kuruş oldu. Birçok kurumda 31 Aralık 2022 tarihinde toplu iş sözleşmesi sona erecek ve yeni sözleşme beklenecektir. 31 Aralık'taki ücretlere enflasyon farkı uygulanacaktır. Enflasyon farkı uygulandıktan sonra günlük brüt YMM 333.60 kuruşun altında olursa 333.60 kuruşa yükseltilecektir. Toplu iş sözleşmesi bitiş tarihi 1 Ocak 2023 sonrası olanlarda ise örnek Göç İdaresi Başkanlığı. 14 Ocak yemiyesi 333 lira 60 kuruşun altında olanlar önce 333 lira 60 kuruşa yükseltilecek ardından enflasyon farkı uygulanacaktır. Toplu iş sözleşmesi devam edecek olan kurumlarda örnek Aile Bakanlığı 17 Nolu Kolu Yemiyesi 333 lira 60 kuruşun altında olanlar önce 333 lira 60 kuruşa yükseltilecek ardından Mayıs ayında %5 zammı artı enflasyon farkı uygulanacaktır. Toplu iş sözleşmesi devam edecek olan kurumlarda zam farklılık gösterebilir. Aile Bakanlığı olarak örnek olarak göstermiştir. Aralık ayı için asgari ücretlerinin yararlandığı gelir vergisi indirimi 1100 lira 70 kuruş ile damga vergisi indirimi olan 49 lira 11 kuruştan yararlanıyorduk. 1 Ocak 2023 itibariyle gelir vergisi indirimi 1276 lira 20 kuruş, damga vergisi indirimi de 75 lira 96 kuruş olacaktır. Ocak ayında alacağınız maaşta 14 günlük vergi indirimi olabilir veya tam vergi indirimi olabilir. Kurumdan kuruma farklılık olabilir. Bu ay aldığınız maaş ve tediyede vergi indirimi olmuşsa yani ikisine birden vergi indirimi uygulandıysa Ocak ayındaki maaşta kist vergi indirimi uygulanır. Merak edilenleri bu yazıda topladım. Sorusu olan yoruma sorusunu bırakabilir demiş. Siz de yoruma videonun altına linkini ekledik. Bu yazıya ulaşabilir ve yazının altına yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden gelince yanıtlamaya çalışırız. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bütün kamışçısı arkadaşlara bilgilendirme videolarına devam edeceğiz arkadaşlar.